Herkese tekrar merhaba, hoş geldiniz kanalıma, kitaplarıma, sohbetlerime. Ben Tuğçe. Bugün Yaşar Kemal'in bir kitabından bahsedeceğim. O yüzden bu sevincim, o yüzden bu kadar mutluyum. Kitabın adı Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca. Kitap bir çocuk kitabı aslında. Ama bana göre bir yetişkin kitabı. Tamamen çocuk kitabı kategorisine sokulmuş bir yetişkin kitabı. Neden? Hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle kitapla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kitapta zaten adından da anlaşılacağı üzere filler ve karıncalar baş karakterler. Yaşar Kemal bunun bir halk masalı olduğunu, bu masalın Anadolu'nun bir yerlerinden ona geldiğini, onun sadece onu alıp işlediğini, yazıya döktüğünü söylüyor. Ve arkasında da şöyle bir cümlesi var. Eğer insan soyunun bu en zalimin simgesini, benzerini hayvanlar arasında arayacak olsaydım, belki timsahları bulurdum, boğa yılanlarını bulurdum. Yok yok, sanmıyorum ki yeryüzünde bu zalimleri simgeleyecek korkunçlukta bir hayvan türü bulabilelim. Bunu o canım filler için söylüyor. Hatta diyor ki, belki de diyor bu kitabı okuduktan sonra özellikle de çocuklar filleri hiç sevmeyecekler. Ama ben ne yapabilirdim ki diyor. Doğru yani, ne yapsın? Fil olmasın, aslan kaplan olsun, illa güçlü bir hayvan orada bir temsilen orada kullanılacaktı. Olan filler oldu. Ve devamında da şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu kitabı okuyan bir çocuksa çıkarım farklı olacaktır. Eğer bir yetişkinse kesinlikle çıkarımları farklı olacaktır. Tek üzüntüm şu, keşke ben çocukken bu kitabı okusaydım. Bir o zamanki bakış açımı, bir de şimdikini karşılaştırabilmek isterdim. Ama tabii hatırlar mıydım tüm detaylarıyla ne hissettiğimi, onu da bilemiyorum. Kitapla ilgili konuşmadan önce, kendi yorumuma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kitabın ilk 15 sayfalık kısmı. Evet, fazlası değil gerçekten. Aynen 15-20 sayfalık bir kısmı var. Bu kısmın özetinden bahsedeceğim size. Bu kısımda geçen olaylardan bahsedeceğim. Devamıyla ilgili detay vermek istemediğim için, size ipucu vermek istemediğim için sadece bu kısmından bahsedeceğim ki yorumlarımı daha somutlaştırabileyim sizin gözünüzde. Kitapta filler var, filler sultanı var. Karıncalar var. Bu karıncaların içinde bir tanesi var. Demirci karınca. Yani kırmızı sakallı topal karınca. Ayrıca bu sultana yardım eden hüt hüt kuşları var. Yani onun yardımcısı olan, ona rehberlik eden bunların başındaki kuş da Ulu Kepez. Bu karakterler üzerinden işliyor zaten kitap. Olay örgüsü bu şekilde kurulmuş. Kitapta Filler Sultanı'nın bu kuşları görevlendirdiğini görüyoruz. Kuşlar aylar sonra dönüyor geliyor. Sultan diyorlar ki, sultanımız biz karıncalar ülkesinde kaldık. İşte bizi şöyle ağırladılar, şöyle misafirperverler, çok çalışkanlar ama o kadar da küçükler ki, şu kadarcıklar nasıl üretiyorlar, nasıl çalışıyorlar, şöyle böyle. Sultan hayret ediyor. Yani öyle ballandıra ballandıra anlatıyor ki, ben diyor nasıl daha önce diyor bunlardan haberdar olmam. Üzülüyor. Bu kadar çalışkan, üretken bir varlığın onun himayesinde olmayışına üzülüyor. Bu nimetten yararlanabilmek istiyor, hayıflanıyor. Diyor ki, ben diyor kabul etmiyorum. Biz onlara saldıracağız, onların ülkelerini yok edeceğiz. Kendine güveniyor çünkü heybetli. Filler Sultanı her istediğini yapar. Ve gerçekten de o kocaman filler, milyonlarca kat küçük karıncaların ülkelerine gidiyorlar, yerle bir ediyorlar. Fil bir adımıyla yüzlerce karıncayı öldürür zaten. Karıncalar ne yapacaklarını şaşırıyor hayvancıklar. Yani masal anlatıyor gibi oldum biraz ama. Karıncalar nereye kaçacaklarını şaşırıyorlar. Ağaçlara sığınıyorlar, tepelere tırmanıyorlar. Neyse, en sonunda bir grup karınca bu kuşlardan birinin kanadına binip sultanın seviyesine geliyor ve konuşmaya başlıyorlar. Ne konuşuyorlar? Bu arada hepsinin dilleri farklı, bütün bu hayvanların. Onlara tercümanlık yapan, fillerle karıncalar arasında tercümanlık yapan da bu Ulu Kepez kuşlar. Karıncalar diyor ki, sultanımız ne yaptınız? Neden böyle bir şey yaptınız? Bizi yok ettiniz, biz size ne yaptık? Şöyledir, böyledir, savaşı bitirin. Yalvarıyorlar, üzülüyorlar. Ne yapacaklarını şaşırmış hayvanlar. Filler Sultan da diyor ki, ah o Filler Sultan zaten... Biz diyor size hiçbir şey yapmadık ki diyor. Biz diyor kendimizi savunduk diyor. Eğer biz diyor kendimizi savunmasaydık siz karıncalar bizi öldürecektiniz. Siz bizi yok edecektiniz. Karıncalar daha çok şaşırıyor. Nasıl olur diyor sultanımız, biz diyor küçücüğüz, size nasıl baş gelelim, sizi nasıl yenelim, sizi nasıl öldürelim, şöyledir böyledir. En sonunda kabul ediyorlar bunu. İnanıyorlar yani, gerçekten böyle olduğuna inanıyorlar. Bunu kabul ediyorlar. Af diliyorlar. Affedin bizi sultanımız, lütfen. Hani
biz böyle bir şey yapmak istemezdik. Savaş bitsin ne olur? Yani yeter ki biz sizin her istediğinizi yaparız. O kadar mutlu ki Filler Sultanı. Zaten kasım kasım kasılıyor. Çünkü istediği bu. Derdi bu. Onların rızasını alarak, onları kendi himayesine alabildi ya, amacına kavuştu. Onlar ona hizmet edecek. Onlar ne derse onu yapacak. Onlar onun boyunduruğuna girecek. Dediği de oluyor. Ancak tabii ki bu böyle gitmiyor. İçlerinden bir karınca, sadece bir tanesi, bu kırmızı sakallı topal karınca diyor ki, orada bir dur. Sen diyor, hayır diyor, biz diyor asla diyor karıncalar olarak sana itaat etmeyiz. Biz asla bunu kabul etmiyoruz. Sen gününü göreceksin. Biz sana gününü göstereceğiz. Senden öcümüzü alacağız. Şöyledir, böyledir. Karıncalar güçlüdür vesaire vesaire. Yani tam olarak bunları demiyor ama bunlar gibi şeyler söylüyor. Uçuyor, kaçıyor, gidiyor. Saklanıyor. Bulamıyorlar. Ve diyor ki Filler Sultanı korkuyor. Ona karşı geldi birisi. Korkuyor ki karıncalar birlik beraberlik olur. Eğer öyle bir şey olursa, örgütlenirlerse onlara hükmedemez çünkü. Ve korktuğunu kimseye belli etmiyor. Herkese emrediyor. O karıncayı ölü ya da diri bana getireceksiniz. Dediğim gibi bu kitabın 15-20 sayfalık kısmının özeti. Bu olaylar burada olanlar. Devamında neler neler oluyor yani. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Kitapla ilgili yorumuma gelecek olursak. Burada tabii ki çocuk okuduğu zaman en başta yazarın da söylediği gibi hani çocuklar belki filleri sevmeyebilir, karıncalara üzülebilir. Karıncalar onlara güçsüz ama çalışkan gelir. İşte iyi kötü savaşı gibi belki algılayabilir. Basite indirgeyecektir tabii ki de bir çocuk. Ama bir yetişkin okuduğu zaman, devamındaki o derin olayları da gördüğü zaman bunun siyasi altyapısını mutlaka fark edecektir. Ve bu yüzdendir ki bu kitap okuyan kişinin hayat görüşüne göre nereye çekerse oraya gidebilecek bir kitap. Yani ben bir şeyi baz alarak konuşmak istemiyorum. Burada tamamen kitap üzerinden, keyif alarak okuduğum bir kitap üzerinden konuşmak istiyorum. Fil ve karınca olarak devam ettireceğim ben görüşlerimi. Dediğim gibi bunu bir yetişkinin fark etmemesi mümkün değil. Belki de o yüzden bu çocuk kitabı olarak yayımlandı. Belki de okuyamayabilirdik diğer türlü olsaydı. Kitap temel olarak sömürüyü anlatıyor. Sömürenler ve ezilenleri anlatıyor. Güç ve haklılık ilişkisinden bahsediyor. Bunu özele indirmediğiniz zaman, özele indirgemeyip insanlığın var olduğu ilk günden beri her toplumda, her uygarlıkta yaşanan bir mücadele olduğunu, her çağda görülen bir mücadele olduğunu zaten fark edersiniz. Tarihte birçok örneği var. Sömürü örnekleri, sömürenler, ezilenler, bu güçlülük, haklılık, bu azlık, çokluk meseleleri. Ve karıncalar üzerinde hakimiyet kuran bu fillerin zamanla hem karıncaları hem de kendilerini değiştirdiğini görüyoruz. Yani bir başkalaşım oluyor. Zaten karıncaları asimile etmeye çalışıyorlar. Karıncalar türlü türlü karınca olduğu için mavisi var, sarısı var, kırmızısı var. Aklınıza gelebilecek farklı türlerde. Bunları birbirine düşürmeye çalışıyor ki bunlar birlik olmasın. İçlerinden bir tanesi uyanmasın, akıllanmasın. Onlara öyle sorumluluklar, görevler veriyor ki düşünmeye bir an bile vakitleri olmasın. Hiçbir şekilde aklı mantığı ön plana çıkaramasınlar. Asla ama asla düşünemesinler. Hep gelecek kaygıları olsun. Biz onların beyinlerini yıkayalım ve bize muhtaç olsunlar. O çalışkan yazları çalışıp kışları o biriktirdiğini yiyen karıncalar, bizim bildiğimiz karıncalar fillere muhtaç oluyorlar. Onlar için bu kadar çalışırken, düşünmeye vakitleri olmayacak kadar çalışırken, hanlar, hamamlar, saraylar, tapınaklar, tahtlar, bilmem neler aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorlar bu filler için. Dediğim gibi burada önemli olan o birlik beraberlik olgusu. Zaten en önemli şey bu, bence en önemli mesajlardan biri bu. Bu haklı olma. Yani hakkına sahip çıkma, o içindeki inanca tutunabilme, mantığını devreye sokabilme, birlik, beraberlik olabilme, bunlar önemli kavramlar. Sen güç olarak güçlü olduğu için filler tercih edilmiş ama karıncalar tabii ki de boyut olarak da küçük. Ama karıncaların fillere bir üstünlüğü var. Nedir? Aklı. Bir varlık, bir canlı aklını kullanabildiği takdirde zaten karşı koyamayacağı hiçbir güç
Yoktur. Filler Sultanı da bunu biliyor. Hatta kitabın bazı kısımlarında insanlara, insanoğluna çok güzel atıflar, göndermeler var. Şöyle bir şey geçiyor. Ulu Kepez diyor ki, ben diyor insanların yanında çok uzun süre kaldım. Ben onların hilelerini biliyorum. Ben onların kötülüklerini biliyorum. Ben onların bütün icatlarını biliyorum. Onlar şunu yapar, bunu yapar. Çok fazla cümle var. Hangi birisini paylaşayım? Paylaşamam burada. Bunlardan bahsediyor. Sultan da diyor, tamam diyor, biz diyor senin öğrendiğin hileleri kullanalım. Karıncaları böyle yola getirelim. Neler neler oluyor. Yani gerçekten o birbirlerine düşürme menfaati uğruna neler neler yapmaya, neler neler. Bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Çocuğunuz varsa çocuğunuza da okutun, kendiniz de okuyun, sizden büyüklerinize de okutun, herkese okutun. Gerçekten herkes okumalı bu kitabı. Kitabı ben tesadüf eseri, başka bir şey araştırırken buldum, aldım. Distopya zaten kitap. Hatta okuduğum zaman George Orwell'ın kitaplarıyla da bağdaştırıyorsunuz. Yani ben hayvan çiftliğiyle ilişkilendirdim ama diğer kitaplarıyla ilişkilendirenler de olmuş. Ben daha çok onunla ilişkilendirdim. İkisinde de hayvanlardan bahsedildiği için, yani o sembolize edilerek anlatılmak istenen anlatıldığı için. Bence bu kitap o kitaba olmasar. Yani gerçekten Türk edebiyatına ait bir eser olduğu için söylemiyorum. Eğer her ikisini de okuduysanız bunu görebilirsiniz zaten. Onun dışında kitapta çok güzel görseller var. Zaten bir çocuk kitabı olduğu için görebiliyorsunuz. Sayfalar o kadar akıcı ki, eğer aralıksız bir şekilde okusaydım, belli bir zaman aralığında okusaydım birkaç saat içinde bitirirdim. Buna eminim. Ben farklı zaman dilimlerinde okumak durumunda kaldım. Gerçekten okuduktan sonra hatta hızımı alamadım. Tadı damağımda kaldı. Yaşar Kemal'in iki farklı kitabını aynı gecede üst üste bitirdim. Evet, kısa kitaplardı ama ben hızımı alamadım yani. Onları farklı zamanlarda okumayı planlıyordum. Ama bu kitaptan sonra kendime engel olamadım. Onlarla ilgili görüşlerimi de daha sonra paylaşacağım zaten. Söyleyecek çok şey var. Dediğim gibi nereye çekerseniz oraya gidebilecek bir kitap. O yüzden ben genel çerçevede kalmaya devam edeyim en iyisi. Ve kitapla ilgili araştırma yaptığımı söylemiştim. Hüdüt kuşlarını araştırdım öncelikle. Bildiğimiz ibibik kuşları. Bu kuşları araştırdığım zaman Hazreti Süleyman'la ilgili bazı hikayelerine denk geldim. Orada da, o hikayelerde de rehberlik eden kuşlar olarak geçiyorlarmış zaten. Ayrıca ben Yaşar Kemal'in görüşlerini okumak için araştırma yaparken bazı okurların buradaki bu demirci karınca karakterini şununla ilişkilendirdiğini gördüm. Mitolojide olan demirci kava efsanesinden esinlenerek Yaşar Kemal'in bu karınca karakterini bu şekilde kurguladığını söyleyenler, düşünenler var. Yani tabii ki bunu ben bilemem, öyledir ya da değildir diyemem. Bunu ancak yazarın kendisi söyleyebilir. Bununla ilgili bir açıklaması da var mıdır? Ona da denk gelmedim. Ama en azından farklı bir şey daha öğrenmiş oldum. Buradaki demirci karınca karakterinden bahsedelim. Bu Filler Sultanı'nın korkulu rüyası olan karıncadan. Bu zaten karıncalar arasında nam salmış. En iyileri, en çalışkanları, en akıllıları, gerçekten aklı ve mantığı temsil ettiğini görüyorsunuz ilerleyen zamanlarda. Ve o mücadeleci ruhu sultanı zaten korkutuyor. Bunu farklı kesimi temsil eden bir karakter olarak görebilirsiniz. Ve o gücünün sarsılmasından ödü kopan Filler Sultan zaten demirci karıncadan da korkuyor. Kendi gücünden, kendi tahtından, kendi iktidarından olmamak için ne yalanlar, ne dolanlar, ne hileler, ne oyunlar. O arka planda neler neler dönüyor. Gerçekten okuduğunuz zaman bir şeylerle ilişkilendirmemeniz mümkün değil. Ve diyor ki bir yerde, düşmanın karınca da olsa hor görme. Kitabın bazı yerlerinde ben kendime gene engel olamayıp hadi artık yeter artık şu aklınızı kullanın, bir araya gelin, mücadele edin, bir şey yapın, bir baş kaldırın diye kendimden geçtiğim yerlerde oldu, olmadı değil yani. Ben çünkü yaşayarak okuyorum kitapları. Anlatışımdan da belki belli oluyordur ama ben gerçekten içine giriyorum. Kitap bittikten sonra kapağını kapatıp bir kenara kaldırmıyorum. Üzerine düşünüyorum, okuyorum, bakıyorum bir makale var mı, yazar ne demiş, ne olmuş, ben neyi görebildim, neyi göremedim. Ben hepsine baktığım için ben aslında yaşıyorum. Her okuduğum kitabı yaşıyorum. Çünkü ben bundan keyif alıyorum. Ben bunun için okuyorum. Ve tekrar söylüyorum, bu kitabı okuyun, okuyun, okuyun. Kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bahsetmek istediğim bir detayı atlamamışımdır.
Eğer kitabı okuduysanız, bana katıldığınız ya da katılmadığınız yerler varsa ya da benim göremediğimi düşündüğünüz farklı detaylar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Okumadıysanız da okuduktan sonra yorumlara yazabilirsiniz fikirlerinizi. Yaşarken hani diğer kitaplarıyla ilgili sohbetlerle görüşmek üzere diyorum sizlere. Ve eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.